Dünya Gazetesi'nin sevgili okurları, Dünya Web TV'nin Derler Konuşuyor programıyla karşınızdayız yine. Her zamanki gibi biliyorsunuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte Dünya Gazetesi kentlerin ekonomilerini Türkiye gündemine daha çok taşımak için Başkanlar Konuşuyor programına başladı. 81 ilin ekonomisini tek tek inceliyoruz. Biz bu hafta Şanlıurfa'dayız. Biliyorsunuz Türkiye'nin enerjisini veren, Türkiye'nin tahılını veren, bereketli topraklarıyla her zaman gündemimizde olan bir kent ama sanayisiyle de gelişiyor. Turizmi biliyorsunuz Göbekli Tepe'nin ardından çok yoğun bir hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi çekiyor. Bu ekonomiyi konuşmak için Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile Ticaret Borsası Başkanlarımızı ağırlayacağız. Ben müsaadenizle önce Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İbrahim Halil Pelte'yi yayınımıza alıyorum. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Kaya Bey de bizimle birlikteler. Hoş. Hoş geldiniz başkanım yayınımıza. Hoş bulduk Handan Hanım. Hayırlı programlar, hayırlı sabahlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Dünya Gazetesi'nin iki değerli kalemi Hakan Bilbağ ve Hakmunyar bizlerle birlikteler. Merhabalar. Başkanlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bir mukabele, sağ olun. Evet. Ben müsaade ederseniz hızlıca başlamak istiyorum. Şanlıurfa ekonomisini tanımak istiyoruz. İbrahim Başkanım bize Şanlıurfa ekonomisinin bir fotoğrafını çekebilir misiniz? Şanlıurfa ekonomisinde temel hangi sektörler var ve bunların vizyonları neler? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bildiğiniz gibi hep buradaki bütün programlar, bütün değerlerimiz sizin bilgi dahilinizde. Onu yineleyelim. Malumunuz dünyanın göz bebeği, Türkiye'nin ilgi, dünyanın ilgi odağı, Türkiye'nin göz bebeği GAP projemiz. Paranoğası, tarım, tarıma dayalı sanayi, biliyorsunuz sulanabilir arazilerde Türkiye'nin en çok arazisine sahibiz. Verimli topraklarımızla Türkiye'nin en çok pamuk üretimini, buğday, mısır, fıstık üretimini yapan ve Türkiye'nin tarımda lokomotifi olabilecek düzeyde bir altyapıya sahibiz. Bu vesileyle tarıma dayalı sanayi Urfa'da son 3-5 yılda çok hızla gelişmektedir. Gelişen sanayimiz ise genelde tarıma dayalı. Bizim burada 1700 hektar alana sahip 1, 2, 3, 4 organize sanayi bölgemiz tamamıyla bitmiş durumda ve şu anda 2000 hektar ek genişleme talebimizi de yaptık. Bu Sanayi Bakanlığımız tarafından onaylandı ve bu bittiği zaman, yürürlüğe girdiği zaman Türkiye'nin 5. büyük organize sanayi olacak inşallah. Burada biliyorsunuz 3 dilim üzerine çok büyük ilerlemelerimiz var. Tarım, sanayi ve turizmle ilgili. Turizm ise şu anda dünyanın en çok ilgi gören Göbek Tepesi ile, Karahan Tepesi ile, Saklı kentimizde Takarım Vadisi ile, Halfeti Cenneti ile, Harran Ovası ile, Balıklı Gölü ile eşsiz, emsalsiz bir potansiyele sahip. 2700 sanırım bizim tescilli tarihi mekanlarımız, alanlarımız var. Bunun için çok hızlı gelişmekte, artık gelen misafirlere böyle hizmet etmekte zorluk çekmekteyiz. Sanayimiz ise şu anda istihdam alanında pandemi süresinde her tarafta azalmasına rağmen bizim burada pandemi süresinde 5000 istihdam artışımız oldu. Malumunuz ekonomi olarak çok hızlı ilerlemekte ve nüfus sayımız çok hızlı büyümekte. Her yıl 65 bin çocuğumuz oluyor Şanlıurfa'da. Onun için istihdam alanlarını sıkça ve ivedilikle açmaya çalışıyoruz. Esnafa bakarsanız Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa hala, değil mi başkanım? Evet. 20 yaşla 19,5 yaş ortalamayla şu anda en genç nüfusa sahibiz. Ve esnafımızda sirkülasyon yani diğer illere nazaran çok iyi. Neden iyi? Bura girdilerimiz pamukla, buğdayla, arpayla, Mehmet Başkanım da bunları rakamsal olarak söyleyeceklerdir. Sanayimizde sürekli bir döngü olduğu için
esnafımızda da sürekli bir sirkülasyon var. İnşallah biz burada el birliğiyle bu bölgenin ve Türkiye'ye sirayet etmesi için gerek sanayimizde, gerek turizmimizde ve teknolojik tarımı uygulamakta biraz sadece sıkıntı çekiyoruz. Bunu da tam oturttuktan sonra Türkiye'nin ekonomi olarak eminim ki lokomotifi olacaktır İstanbul. Evet başkanım, Mehmet Kaya başkanımla devam edelim o zaman. Başkanım, aslında Urfa deyince tabii ki tarım hemen aklımıza gelen ilk şey. Biz geçtiğimiz sene büyük bir kuraklık yaşadık. Kuraklık gerçekten canımızı yaktı. Bu sene yağışlar var, öyle görüyoruz ama Şanlıurfa özelinde durum nedir? Bu sene hemen kuzeyimizde de bir savaş var maalesef. Bu savaştan da etkilenecek buğdayla ilgili buğday krizi diyoruz. Hatta gıda krizi buğday krizine dönüştü diyoruz. Neler söylersiniz? Şanlıurfa üretimde ne durumda bu sene? Handan Hanım, gerçekten Şanlıurfa'mız şu anda özellikle pandemiden sonra, pandemide tarımın, gıdanın önemi tamamıyla her taraftan dünyada ortaya çıktı. Siz kriz dediniz, gerçekten buğday krizi dediniz. Ben onu ağzıma telaffuz etmek bile istemiyorum, almak istemiyorum. Çünkü buğday dediğiniz zaman buğday bütün her kesimin yediği bir gıda olarak en önde gelen bir ham madde. Buğdayı hiçbir zaman için kriz olarak görmek istemiyorum ama gerçekten pandemiden sonra bu iklimsel değişikliklerden, dediğiniz gibi savaştan, Ukrayna Savaşı'ndan sonra bizim bir kısım buğdayımız Rusya ve Ukrayna'dan da geliyordu. Bu kriz yalnız ülkemize değil, bütün dünyaya sirayet etti. Bizim Şanlıurfa'da, ülkemizde tarımdan dolayı, özellikle tarımdan dolayı gerçekten şu anda en önemini daha da bilmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü daha önceden mesela ben bazı toplantılarda derdim ki eğitim derdim. Bizim Şanlıurfa'mıza okul derdim öncelikli sırada. Samimi söylüyorum, gerçekten eğitim önemli ama şu anda hep platformlarda, toplantılarda diyorum ki bizim GAP projemizin bir kısmı zaten sulanabilir, projelerimiz bitmiş, bitmeyen projelerimiz var. Şu anda o kadar önemli ortaya çıktı ki ondan önce diyorum ki sulama projelerimizin bitmesi gerektiğini. Şimdi iklimsel, gerçekten dünyada iklimsel bir değişiklik var. Evet, yağmurlar falan yağıyor ama önemli olan yağmurun yağması değil, yağmurun zamanında yağmasıdır. Biz Mart ayından sonra bir süre yağış almadık. Sonradan yağış almaya başladık. Fakat burada her şey belli ediyor. Sulamanın, toprağın önemi ortaya çıkıyor. Yağış zamanında almadığı için kurak bölgelerde, kıraç bölgelerimizdeki bazı ekimlerimiz gitti. Fakat Allah'ımıza çok şükür ki Şanlıurfa'mızda sulanabilir arazimiz çok. Ben hep diyorum, bir an önce sulanabilir diğer projelerimizin de, işte Hilvan'ımızın, Süvereng'imizin, Bülentşehir'in kalmış bölgelerin de bir an önce bitirilmesi gerekir. Bir an önce sizin dediğiniz gibi buğdayın önemi ortaya çıktı, adamın önemi çıktı, tarımın önemi çıktı ortaya. Toprak, su, tarımın önemi çıktı. Allah'ımıza şükürler olsun, Şanlıurfa'mızda bunların tümü var. Hepsi var. Biz de bundan dolayı eksik olan projelerin bir an önce bitmesi gerektiğini talep ediyoruz. Çünkü dünyada bunun önemi ortaya çıktı. Bizim de bir an önce bu eksik sulanabilir arazilerimizin kalan projelerin bitmesi gerektiğini. Çünkü şimdi biraz önce dediğiniz buğdayın önemi ortaya çıktı. Buğday gerçekten hem de Şanlıurfa'mızda dürüm dediğimiz Anadolu sert buğdayı, Anadolu dürüm dediğimiz buğdayı, Türkiye'deki en kaliteli buğdayı bizim Şanlıurfa'mızın bu bölgede üretiliyor. Pamuk diyorsunuz, pamuk yine söylemek istemiyorum, fiyatlar uç noktalara uçmuş. Türkiye'de değil, dünyada uçtu. Yani tarımın öneminden bahsetmek istiyorum. Tarımın da Türk rakamlarına göre %40'ın üzerinde Şanlıurfa'mızda ama sunanabilir arazilerimizde ben %50'ye doğru gittiğimizi görüyorum. Türkiye'de yalnız Şanlıurfa'da ama bu. Bundan dolayı da Şanlıurfa'da tarımın ne kadar önemli olduğunu bahsetmek istiyorum. İnşallah bu projelerden dolayı bir an önce bitirilmesini talep ediyoruz ama tarım da Şanlıurfa olarak ülkemizin birçok ihtiyacını buradan
temin edeceğimize de inanıyoruz Şanlıurfa'da. Bir de tarım sanayiyi de çok destekliyor değil mi başkanım? Yani bu anlamıyla tarımsal ürünler, gıda sanayi, ki ben çok katılıyorum söylediğinize, yani hem tarım çok önemli ve stratejik bir şey. Yani pandemi bunu öğretti bize. Bu son evet. dönemdeki gelişmeler de daha da bunu aslında katmerliyor, daha da güçlendiriyor. Yani tarımın mutlaka stratejik bir sektör olarak kabul edilip ona göre hareket edilmesi lazım. Ama aynı zamanda önümüzdeki dönemde çok önemli hale gelecek gıda sanayini de destekliyor tarım. Zaten Hakan Bey, Halil Başkan da söyledi. Biz bu tarımın Şanlıurfa'daki önemini bahsederken çok kısa sürede birinci organizemizden sonra ikinci, üçüncü, evet. dördüncü ve şimdi beşinciye talep oluyoruz. Şanlıurfa'mızda gerçekten, yani ülkemiz ekonomisi yönünden de Şanlıurfa'mız gerçekten potansiyeli çok yüksek. Ben Halil Başkan söyledi diye oralara girmedim. Turizm sanayiden sonra turizmdir. Turizmde de belki ben dünyada siz de gezmiştiniz Hakan Bey. Bazı yerlere gidiyoruz, turizm diyorlar, gidiyoruz. Üç tane dört tane taş, birkaç figür yok, üzerinde bir şey yok. Ama turizm kaynıyor. Biz Göbekli Tepe, işte Halil Başkan bahsetti. Haranımızdan tutun, Takoronvadi'mizden tutun, Harfet'imizden tutun. Gerçekten Şanlıurfa bir şeyin üzerinde oturuyor. Kültürüyle, dünya mirasının üzerinde oturuyor. Hem tarımıyla hem turizmiyle. Ve şu anda da Halil Başkan'ın bahsetti. Biz sanayide de inşallah çok önlere geçeceğiz. İşte birden 2, 3, 4 ve şimdi 5.'ye talibiz. Ve yerler bulunmuyor. Talepler var, yerler bulunmuyor. Gıdanın evet. da en önemlisi bu pandemi. Aslında Halil Başkan, tam buradan devam edebiliriz. 5.000 kişilik de pandemide herkes istihdamı azaltırken istihdamı arttırdığınızdan bahsetmişsiniz. Hangi sektörler bu istihdamı arttırdı Urfa'da? Evet, bildiğiniz gibi daha önce belki yayınlarda çıkmıştır. Bizim burada istihdamı arttırmak için tabii başta bizim bölgeye uygulanan teşvikler çok önemli. Malumunuz bir yatırım yaptığınız zaman Şanlıurfa'da 10 yıl SGK muafiyetiniz var. İş gücü yoğunluğu olan sektörlerde ve 10 yıl KDV muafiyeti var. Bunların başında tekstil, ayakkabı kümelemesi. Biz 25'e yakın kendimiz anahtar teslimi fabrika yaparak, yani YUKOP, Sanayi Bakanlığı, Karacada Kalkınma Ajansı ve Ticaret Odası belediyemiz hep beraber ortak akılla hareket ederek bu yatırımcılarımızı öncelikle bölgeyi bilmeden nasıl geliriz, orada ne yaparız, tereddütleri gidermek için biz çok sembolik rakamlarla fabrikaları verdik ve gelen buraya yatırımcılarımız özellikle ayakkabı ve tekstil konusunda büyümeye başladılar. Ve bir yıl çalışıp tekrar yer isteyip yatırım yapmaya başladılar. Şimdi bizim burası biliyorsunuz Şanlıurfa stratejik ekonomi olarak, tarım olarak stratejik bir bölge. Evet az önce telaffuz edildi, pamuk gerçekten stratejik bir ürün olarak değerlendirilmeli dediği gibi bölge de stratejik bir bölge. Burada o yatırımları yaparken biz sadece istihdamın artması için arazilerimizi bilabedel veriyoruz. Örnek farklı şehirlerde 1200 dolar olan metrekaresi, bizim burada 5 dolar metrekaresi. Bunun üzerine hükümetin vermiş olduğu çok çok önemli destekler var. Bu nedir? İş gücü yoğun olan sektörler diyelim, ayakkabıcılık ve tekstil konu olan. 200 kişi, 300 kişi çalıştırıyorsa, ki 1000 çalıştıran, 1500 çalıştıran var burada. 1000 kişi çalıştıran ayda sadece hiçbir şey kazanmasa 1 trilyon SGK priminden ötürü cebinde kalıyor. Onun için rağbet buraya çoğaldı ve arsa bila bedel sayılır. Altyapı bedeli olarak 5 dolar sadece metrekareye alınıyor ve mülkiyetini veriyoruz. Hal böyle olunca cazip hale geldi. Biz de valiliğimiz, organize sanayi, ticaret odası, borsamız hep beraber yatırımcı illere giderek buranın yatırım imkan ve fırsatlarını anlatarak buranın ne olduğunu çok insan haberi yoktu. Ve anlatarak büyük bir rağbet oluştu. Şu anda 100 zannediyorum sırada bekleyen var yatırım için. Sanayi Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımız şu anda projesini yaptığımız ek talebimizi bir an önce bitirelim ki çok süratli bir şekilde yatırım yapılıyor. Şu anda
betoncularımız, demircilerimiz 6 aya gün veriyor. O kadar yoğun bir yatırım içerisindeyiz. Yani benim başta arz ettiğim gibi bura Türkiye'nin bir yatırımla ilgili bir yıldızı olacak. Ekonomi olarak bir lokomotifi olacak. Bunun için hükümetlerimizin bir an önce bakanlıklarımızın bizim taleplerimizi, ek taleplerimizi üvedilikle yapmaları lazım, cevap vermeleri lazım. Artık durmaya, beklemeye, bürokrasi engeline tahammül etmemek lazım. Etmiyoruz. Bu bizi hayli yoruyor ve sıkıyor. Bizim bir ayda bitecek işimiz 6 ayda niye sürsün? Evet. İbrahim Başkan araya giriyorum, kusura bakmayın. Ayakkabı ile ilgili bir de sanıyorum sadece kiralama yöntemiyle de var. Bir küçük OSB'niz var tabii, değil tabii. mi? Tabii. Bir fabrikaya aylık 3600 TL'ye veriyoruz. Evet. Müştemiyatıyla beraber. Bu da sembolik bir rakam biliyorsunuz. Evet. 50 bin olan fabrikaya biz 3600'e ilk etapta bir kuluçka gibi, yatırımın kuluçka merkezi gibi oldu. Önce gelip bakıyorlar, deniyorlar. Evet, bölge huzurlu bir bölge, sağlam bir liman. Evet. Olduğunu görünce hemen 50 dönüm isteyen, 100 dönüm isteyen, yatırımı çoğaltan, birbirine haber eden, gelin burada bir hazine var anlayışıyla hareket ediyor insanlar. Buradaki idarecilerimiz de her işi çok büyük bir kolaylıkla sağlamaya çalışıyorlar. Burada hiçbir kimsenin zorlu bürokrasi engeli yok. Kimin ne bir problemi varsa hemen yapmaya çalışıyoruz. Amaç burada. Hem burada işsizliği önlemek, hem ülkeye ekonomik olarak lokomotif olup katkıda bulunmak. Emin olun geceyi gündüze katıyoruz. Her zaman aman bir insan geldiği zaman buraya nasıl yatırımla ilgili neler yapabiliriz? Hani derler ya, elimizle yerleri süpürmeye başladık. Urfa bu anlamda yatırım olarak gerçekten sağlam bir liman. İstihdam artışının yegane sebeplerinden biri de budur. Artık biz de bununla ilgili gelen yatırımcılar, biz peki nitelikli eleman bulabilir miyiz düşüncesiyle bizi hep böyle soruyorlar. Bunun için de biz mesleki eğitim okulu açtık. Yine ortak borsa, biz, valilik, organize sanayide sanayi gezerek her hafta, her ay bizim personeller geziyor. Neyi talep ediyorsunuz, hangi branşta istiyorlarsa. Biz o branşta 9 tane atölyemiz var, eğitim yapıp tekrar istihdama yönlendirmek için çaba sarf. Yani burada taleplerin hepsine birlikte cevap veriyoruz. Onun için istihdam artışı o yönde çok oluyor. Aslında başkanım, bu güzel bir yatırım heyecanından bahsettiniz. Epey sırada bekleyen yatırımcı var. Peki bu yatırımcılar şehir dışından mı, ülke dışından mı? Kimler gelmek istiyor Urfa'ya? Şimdi Gaziantep'ten buraya geliniyor. İstanbul'dan tekstilciler geliyor, iplikçiler geliyor. Şanlıurfa'da artık yatırımın ne kadar önemli olduğunu, çünkü burada dönen o yatırıma yönelik dönen bizim diyelim nakit olaylarını herkes artık yatırıma ve üretime geçmeye çalışıyor. Yerel firmalarımız büyüyor, diyelim gıda toptancılarımız büyüyor. Diyelim ki hububatla ilgili, mısırla ilgili, buğdayla ilgili, diyelim pamukla ilgili, artık fıstık işleme tesisleriyle ilgili büyüyor insanlar. Büyüdükçe de yer istiyor. Hem yerel yatırımcılarımız, hem yabancı yatırımcılarımız, hem yurt dışından yatırımcılarımız. Evet. Peki o zaman Mehmet Başkanımıza dönelim. Başkanım, biraz önce İbrahim Başkan'ın da altını çizdi. Dedi ki fıstık işleme tesislerimiz de büyüyor. Bu konuda aslında Urfa bayağı yol kat etti. Yani hep komşu Gaziantep'te işletmeler bilinir ama Urfa'nın da bu konuda iddiası artıyor sanırım günden güne. Biz buğday ve pamuktaki iddia gibi fıstıkta da ne durumdayız? İddiamız nedir? Handan Hanım, biz Halil Başkan da bahsetti. Şanlıurfa olarak şu anda biz kendi bir mirasın üzerinde konduğumuzu ve Türkiye'de ülkemizde de gerçekten böyle bir şehirde yaşadığımızdan dolayı mutluyuz, huzurlu bir şehir. Fakat gerçek bir mirasın üzerindeyiz. Biz bunun farkındayız. Bundan dolayı da şu anda biz yani yürüyecek halimiz yok. Koşmamız gereken bir haldeyiz. Biz şu anda borsa olarak örneğin buğdayın kıymetinden bahsettik, değerinden bahsettik, iklimsel durumdan dolayı, pandemiden dolayı, bu sıkıntılardan dolayı
Biz bunların daha kaliteli hale getirebilmek, koruyabilmek amacıyla, pazarını daha iyi yere getirebilmek, değerlendirebilmek için biz şu anda borsa olarak 90 bin ton yalnız hububat lisanslı deposunu kurmuşuz. Hazır ve bizim çiftçimize ve tüccarımıza, sanayicimize hizmet veriyor. Türkiye'de bir tek Ege'de olan 15 bin tonluk pamuk lisanslı deposu var. Başka yok. Fakat bizim Şanlıurfa'da 20 bin ton pamuk lisanslı deposunu biz borsa olarak kurduk. O da bizim sanayicimize en önemli olan bir tekstil sektörümüze şu anda hizmet veriyor. Ve biz onun kapasitesini acilen arttırmamız gerekir. Çünkü 20 bin ton bile bize yeterli değil. Yetmiyor. Fıstıktan bahsettiniz. Onun için bunları söyledim. Biz fıstıkta da üretimin Türkiye'deki birinci sıradaki il olarak Şanlıurfa'yız. Fakat pazar olarak şimdi pazarın içinde tamamıyla artık sanayi ve pazarına da girebilmek için onunla ilgili de bizim gıda OSEB'imiz var. Yeni kurulan bir gıda OSEB'imizi kurduk. Şanlıurfa Valiliği ile Ticaret Odası ile Borsa ile birlikte gıda OSEB'i kururken acaba dedik bunun bir kısmını doldurabilecek miyiz? Şu anda gıda OSEB'de son 6 aydır bizim yatırımcılardan dolayı sıkıntımız ne? Yer arıyorlar. Yerleri verdik. Yer yok şu anda. Hepsini sıraya koymuşuz. Bunu büyütmeye çalışıyoruz. Fıstık lisanslı deposu ile ilgili fıstığın pazarı Şanlıurfa'ya alabilmek için şu anda bizim orada gıda OSEB'de 48 dönüm yer almışız. Projeyi bitirmişiz. İşte tek başına olmuyor. Büyük rakamlar bunlar. Bilim Sanayi Bakanlığı'yla, Karacaoğlu Kalkınma Ajansı'yla desteklerle birlikte o projemizi bir an önce yapmaya çalışıyoruz. Boş durmuyoruz. Çünkü Şanlıurfa'da potansiyel var. Boş durursak vebal altındayız. Hem ülkemiz açısından hem ilimiz açısından ihtiyacımız var tarım ürünlerine ve bu pazarlara, bu sanayiye ihtiyacımız var. Onun için de bu potansiyel Şanlıurfa ilimizde olduğundan dolayı bizim koşarak gitmemiz lazım. İnşallah da koşuyoruz. Bir sonraki yılda inşallah lisanslı depo fıstığın pazarıyla, kırmasıyla, kavlatmasıyla ilgili lisans deposuyla ilgili bir projenin içinde görürüz kendimizi ve sizler de buna inşallah şahit olursunuz. İnşallah. Mehmet Başkan, şimdi bu GAP'ın ilk devreye girdiği yıllardan itibaren sulamayla ilgili ciddi hatalar yapıldı. Toprak bayağı bozuldu bölgede. Toprak yeniden ıslah edilebilindi mi? Bir. İkincisi, sulama konusunda o eski hatalar tekrarlanıyor mu? Biraz disipline edebildik mi kendimizi? Muhab Bey, o ilk başlarda gerçekten yapılan bazı hatalarımız olmuştur. Doğrudur. Şu anda proje olarak kesinlikle eski hatalar yapılmıyor. Kapalı sistem, yeni sistemlerle yapılıyor. O zaman açık sistemdi. Bir kısım bazı haranın bölgelerimizde tuzlanma oldu. Ona da çalışmalar yapıldı. Bakanlık tarafından tuzlanma ile ilgili bazı önlemler alındı. Direniş kanalları yapıldı. Bundan sonra çiftçimiz de biraz bilinçlendi. İnşallah onlar o hatalar daha olmaz. Eskiden oldu ama ilk başlarda oldu gerçekten. Fakat şu anda olmamaya çalışıyoruz ama olmuyor da yani. Yeni yapılan sistemler de kapalı sistemi. Tuzlanma ile ilgili bir sıkıntımız yok. En önemli olan onu başta yapmamamız gerekirdi o sistemi ama olmadı. Neyse, en azından bu aşamaya gelmiş olmak bile çok önemli. Tabii çok önemli. Daha ıslah edebilmek de önemli gerçekten. Çok şükür, çok önemli oldu tabii. Evet. Bir de İbrahim Halil Başkan da söyledi, siz de söylediniz kalan sulama bölgelerinin de bir an önce devreye girmesi lazım. Orada ne sıkıntı var? Vahap Bey, ben yine diyorum ki evet. Bu pandemide gıdanın ve tarımın önü ortaya çıktı ya. Hakikaten şimdi ben dedim ya, ağzıma telaffuz etmek istiyorum. Buğday fiyatları, pamuk fiyatları. Ve biz bunu dışarıdan getirirsek daha iki katı parasıyla getireceğiz. Biz kendimize yetelim. İnşallah da kendimize yeteriz de bu konuda. Sıkıntılar. Bir de bizlerin, özellikle insan olarak bizlerin de fırsatçı olmamamız lazım. Biz enflasyondan bahsediyoruz ama biraz da fırsatçı olmamamız lazım. İşte bugün 3 lira olan yarın 4 lira olacak diye kapalı kapıların arkasına koymamamız lazım. Biraz sıkıntı da bundan geliyor. Türkiye durumuna bakacak olursan
sıkıntılar da biraz da böyle kapalı yerlerde kalmaktan da oluyor. Biraz bizler de üretim konusunda daha iyi üretime, daha kapasiteli üretmek için çalışmamız lazım. Örneğin bir tarladan dönümüne 700 alacağımıza 1000 almaya çalışalım. En iyi sertifikalı buğdayı ekmeye çalışalım. Onun en iyi ilaçlamasını yapmamız lazım. Gübrelemesini yapmamız lazım ki üretimi artırmamız lazım. Biz üretimi artıralım ki yıllık bizim potansiyelimizi yükseltelim. Gerçekten yeterli ülkemiz olarak biz kendimize. Ama yine söylüyorum Murat Bey, sulama projelerimizi bir an önce bitirmemiz lazım. Yazık yani. Bir şey daha Handan Hanım, kusura bakma. Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği'nin alanının yeteri kadar kullanılamadığından hep şikayet ederdik. O konuda durum nedir? Nerelerdeyiz şu anda? Ya geçmişten beri o hep kullanılıyor. Yani şu anda kullanılmaya çalışıyor. Orada epey de Tarım Bakanlığımız geçmiş yıllarda çok kuyular açtı orada. O açılan kuyulardan, sulanan yerlerden çok güzel verimler alınıyor. Ama temennimiz komple bir GAP projesinin onun içinden geçmesi, sulanmasının bitirilmesi. Orası inan sanırım bir bölgede bir ülkeye yetecek kadar ürün oradan gelir yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim abi. Evet, aslında biz Urfa ekonomisinden bahsederken bir şey göz ardı edemeyiz. Urfa Türkiye'nin bazı illerinin yaşadığı bir sıkıntıyı yaşadı ve bunu çok güzel tolere etti. Biliyorsunuz hemen yanı başımızda bir savaş vardı. Kuzeyimizde savaş var ama güneyimizde gibi 10 yıldır savaş var. Urfa bu dönemi de en canlı yaşayan kentlerden bir tanesi oldu. Hatta nüfus olarak da nüfusunun, yani resmi rakamlar %20'sinin geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluştuğunu söylüyor. Peki her iki başkanıma da sormak istiyorum. Kente adapte olabildi mi? Göçmen sorunumuz var mı? Nasıl yönetiyoruz? Çünkü aslında iş hep güvenlik sorunu gibi görülüyor ama iş aslında ekonomik bir sorun. Önce müsaade ederse İbrahim Halil Başkanı'ndan başlayayım. Mehmet Kaya Başkanı'ma da aynı soruyu yönelteyim. Evet, sesim geliyor mu? Evet başkanım. Şimdi tarımla ilgili, sulanabilir araziyle ilgili ben ilave etmek istediğim bir şey var. Mehmet Bey sağ olsun. Bu olaylara hakim ve iyimser. Urfa'nın hep güzel yüzlerini böyle yansıtmaya çalışıyorum. Mehmet Bey başkanıma teşekkür ederim. Şimdi bu dünya vahşi sulamadan çıktı biliyorsunuz. Benim daha önceki dönemlerde, iki dönem Ziraat Odası Başkanlığı da yaptığımız dönemlerden beri hep böyle bu konuyla ilgili kanayan bir yaramızdır bu. Maalesef ki dünya vahşi sulamadan çıkmışken biz halen vahşi sulama yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Her sezon 50 yılda oluşabilecek katmanlı topraklarımız bir sulamada direne olup gidiyor. Şimdi bizim o tahliye kanallarımıza bakarsanız sürekli kahverengi gübresiyle ve toprak erozyonuyla ilgili sulamadan ötürü kayıp gidiyor. Şimdi bu kadar topraklarımız hebe oluyor ki o değerli topraklarımız, bunu bir an önce önlemek lazım. Evet, yeni sistem, yeni tesislerimize damlama ve yağmurlama, ama esas bu bölgenin en önemli ovası, Harran Ovası telef oluyor. Şimdi buna acilen bir çözüm bulmak lazım. Damlama sulamaya, yağmurlamaya ivedilikle geçmek lazım. Bu bizim dünya mirası olan Harran Ovası 11.500 yıl bilinen tarihiyle bize kalmış. Ama bu gidişle biz 300 yıl sonra bu toprakları kaybedeceğiz. Buna önem vermek lazım. Altını kırmızı kalemle çiziyorum. Gerek vahşi sulamadan, gerek çarpık yapılaşmadan. Şu anda 60 bin hektar, dekar civarında orada yapılaşma olmuş. Aslında sit alanı, ovada nasıl yapılaşma olur? Bu bizim değil sadece, dünya mirası. Benim bir tezim var, diyorum ki burada her temel atıldığında, bir ev yapıldığında dünyada açlıktan bir ev ölüyor. Ama bu hassasiyeti biz ne hükümet olarak, ne devlet olarak, ne millet olarak, ne fert münferit olarak göstermiyoruz. Yazık. Günahtır bu. Yani bir şehri, bir bölgeyi geçindirecek kadar 60 bin hektarımız çarpık yapılaşma. Bizim o kadar dağlarımız var.
O kadar yerleşim alanlarımız var olmasına rağmen ne belediyelerimiz, ne idarecilerimiz, ne hükümetimiz, ne devletimiz bu işe bakmıyor. Yazıktır. Buna bir önem vermek lazım. Özellikle bu tarzda ilginiz için arz ediyorum. Hem biz bu damlama sulamasına geçmemiz lazım, vahşi sulamadan çıkmamız lazım ve elektrikle sulanan bölgelerde acilen biz oradaki sulanabilir, Mehmet Başkan da dediği gibi projede olan yerlerimizi acilen açmamız lazım. Çünkü 2019 yılında biliyorsunuz %35 burada ekim alanlarımız pamukta azaldı. Bir anekdot size arz edeyim. Azalınca elektrik parasından, doğal afetten yetiştiremedim. Bir elektrik parasıyla ilgili bütün ürününü o sene gidip DEDAŞ'a yatırıyor. Yetmiyor bütün ürün. İkinci senen buğdayını da götürüp yatırıyor. Bir kısmını ancak. Millet pamuk ekmekten vazgeçti. O sene biz ne yaptık? 1 milyar 640 milyon dolarlık yurt dışından pamuk ithalatı yaptık. Geri dönüşü olmayan para. Ya bu milli bir tarım politikamız olması lazım bizim. 1 milyar 640 milyon doların yarısını evirsen tamamını ver, ülkemizde kalıyor bu para. İthal etmeye gerek duymayız ve %100 ekim alanlarını kullanmış oluruz. Evet. Yani başkanım, bunu gözden kaçırıyoruz. Peki başkanım, orada bir itirazda bulunuyorlar. Diyorlar ki bizim kalitemiz o yurt dışından ithal ettiğimiz gibi değil. Hani biz burada üretsek de yurt dışından almak zorunda kalacağız diyorlar. Bizim kalitemiz yurt dışıyla çok farklı değil. Bunu Mehmet Başkanım çok iyi bilir. Elyafımız, uzunluğumuz. Bir defa bölgeyi değerlendirme olarak aldığımız zaman ele, bir Ege ile bizim kalite oranımızda fark yok. Ege fiyatları eskiden fiyat tespitlerinde daha yüksek çıkıyor. Bizim daha aşağıda çıkıyor. Bizim kalite olarak farkımız yok. Eskiden işte diyelim ki elle toplamada biraz züttür. Diyelim ki işte içine karışan otudur, çöpü çubuğudur. Şimdi yok. Makinalı hasata geçtik. Mehmet Başkan'ın bunu teyit ederler, o daha bilgi alanındadır. Pamuk kalitesi olarak farklı olabilir, belki yurt dışıyla ilgili illaki olacaktır. Ama bizim değerlerimiz çok yüksek. Elyafımızda, rengimizde, uzunluğumuzda, pamukta iyi. Buna önemli dikkat etmemiz lazım, sulanabilir arazileri açmamız lazım. Harran Ovası'nı bu şeyden, vahşi sulamadan kurtarmamız lazım. Ve bu çarpık yapılaşmaya da dur dememiz lazım. Ya sizin herkesin vergisiyle yaptı. İstanbul'da oturan, Ağrı'da, Edirne'de oturanın BUGA projesi onların vergisiyle yaptı. Tamamıyla Türk sermayesiyle oldu. Herkes beklentisi var. Bizim bu bölgeye lokomotifi olacak. Rahatlık, ferahlık getirecek üretimde. Şimdi sizin de burada BUGA projesine sahip çıkmanız lazım. İstanbul'da oturanın da çıkması lazım. Ülkede yaşayan herkes buraya sahip çıkması lazım. Ülkenin zenginliklerini heba edemeyiz biz. Çok böyle açık ve net söylüyor. Onun için bu bizim milli bir meselemiz olarak değerlendirmemiz lazım. İbrahim Başkan, Suriye politikasına sorduğunuz soruya gelince burada başkanım, zaten isterseniz onu sonra dönelim. Belki Mehmet Başkan'ın bu konuyla ilgili eklemek istediği. Tabii vardır o. Kalite olarak Mehmet Başkan'ın başkanın ekleyecek bir şey yoksa o zaman geçelim. Bir araya bir bu konuyla ilgili bir soru eklemek isterim de. Hatırlarsınız başkanlarım. İstanbul Sanayi Odası ile birlikte bir galiba 2018 ya da 2019'du gelmiş. Evet, doğru. O sırada bu pamuk çuvallarının içindeki dediniz ya çer çöp işte hatta metal parçaları bile söz konusuydu. Siz de şikayet ediyordunuz buna dikkat etmemiz lazım diye. Nitekim bana daha sonra iplik fabrikalarından pamuk balyalarından daha çuvallarından çıkan bir takım parçaların fotoğraflarını gönderdi bazı şirketler. Yayınladıydım ben onu. Bunlar şimdi ortadan kalktı mı, temizlendi mi? İş artık o sıkıntı yok değil mi? Şimdi Vahap Bey, bu kişilik meselesidir. Kişinin kendi çalışma sistemidir, dürüstlüğüdür, doğruluğudur. Tabii ki olacak bunlar, var. Ama Halil Başkan dediği gibi eski şeyler artık bitti. Şanlıurfa değişiyor, Şanlıurfa değişti. Yani istisnalar kaydayı bozmaz, olacak tabii onlar olur da ama çoğunluğa %99'u artık eskiden Halil Başkan diyor ki şey doğru biraz daha hassas değildiler. İşte naylon torba daha kolaydı. Çocuk de, batıyla burası da tam bir şey. Bir yegeyle burayı bir edemez. Adamın 8-10 tane nüfusu var.
çocuğu da topluyordu, en küçüğü de topluyor, çalışıyordu yani. O 5-6 yaşındaki çocuk bile tarlada elini atıyordu. İşte çöp çöp o zaman gerçekten, fakat şu anda öyle değil. Şu anda makineli hasat, insanlarımız bile eskisi bile değişti. Bir de artık teknoloji yenilene artık bizim sanayi tesislerimiz de, depolarımız da eskisi gibi değil. Depolarımız daha temiz, daha düzenli, daha vasıflı depolar yapıldı. Şimdi ondan dolayı Şanlıurfa'da o konuda sıkıntıların %99'unu attık. Fakat pamuk kalitesine gelince, hani başkanım doğru söyledi. Bundan 10 sene, 15 sene öncesine kadar bizim önümüzde koydular. İşte Ege pamuğu daha farklı, Güneydoğu pamuğu fiyat farkı da vardı. Fakat bu son yapılan işte laboratuvarlardan sonra, lisanslı depolardan sonra, bizim lisanslı depodan sonra, her şey zaten laboratuvardan çıkan test sonucuna göredir. Bizde de oradan geri kalan pamuk değil. Ve iddia ediyoruz, daha kaliteli pamuklarımız var Şanlıurfa'mızda. Bizim bazı bölgelerimiz, isim vermek istemiyorum, daha mikrolar inceliği, daha elyaf uzunluğu, daha beyazlığı olarak kaliteli. Yurt dışına gelince, yurt dışından doğru gelen pamuk var ama çok da dedikleri gibi Türkiye'de ile Türkiye'den çok üstün vasıflı pamuk da yok yani. Birbirine yakındır. Bizde de kaliteli pamuk var. Ama nedir, adamın bazı firmaların işte çok marka ismi vermeyen de çok özel bir şey çekecek. O özel pamuktan getiriyor ama aynı özel pamuktan istese Türkiye'de de var. Belki o kadar yeterli değildir. O da yani %1'e de gel. Belki 500'de 1'e takıbül etmiyor. Evet, belki planlamasını yaparak özel üretim yaptırılabilir, üniversitelerimizle çalışılabilir, kendimizi bu konuda geliştirebiliriz. Yani sonuçta biz de bu üretimleri yapamayacak potansiyelde insanlar değiliz. Mutlaka yok. Handan Hanım, ben onu demek istemedim. Bizde de var o. Bizde de var yani. Ama adam yurt dışında çok özel bir pamuk bulmuş ama ondan bizde de var. Belki evet. Azdır ama onu bulmuş getiriyor. Bulmuş bir yerde hesaplı getiriyordu. Yoksa Türkiye'de üretilen pamuk kalitesi, yani dünyada dışarıdan gelen çok farklı pamuklar var diye bir şey yok. Türkiye'de de öyle kaliteli pamuklarımız var. Onu demek istiyorum yani. Evet, anladım başkanım. Bunu da derken işte Şanlıurfa gerçekten bana göre bir hazine. Ülkenin %50'sine %40'ın üzerinde pamuğunu ve stratejik bir ürün bu pamuğumuz. Yıllardan beri hiçbir zaman kendimize yeteri kadar yeterli bir pamuk üretemedik. Hep %50'sini ithal etmek zorundayız. Bu nedir? Milli servetimiz, dışarıya döviz veriyoruz. Ama bu da ülkenin içerisinde Şanlıurfa yalnız tek başına %40'ın üzerinde, %50'ye yaklaştık. Buğdayda da öyle, mercimekte de iddialıyız. Güneydoğu'da mesela üretilen mercimekte de en iyileri Şanlıurfa'mızda. Gerçekten bir servet üzerindeyiz. Şimdi ben isim vermek için bazı bölgelerde gidiyorsun, adam tarım yapıyor. Muhab Bey, buğdayı 300 kilo aldığı zaman dönümüne diyor ki ben bu sene verimim iyi yağış oldu. Biz burada Allah'ımıza şükürler olsun 700-800 kilomuzu alıyoruz, üstüne hemen mısır ekiyoruz. 1-200-1,5 arkasına mısır kaldırıyoruz. Maşallah. İkinci ürün pamuk ekebiliyoruz, pamuk kaldırıyoruz. Yani gerçekten bir servetin üzerindeyiz biz. Ve ülke ekonomisine de, ülkeye de Şanlıurfa olarak biz hep katkı fayda veriyoruz. Ben ona inanıyorum yani. İnsanımızla, kişimizle, sanayicimizle yani. Çok teşekkür ederiz başkanım. O zaman hızlıca, çok da şey yapmadan, bu Suriyelilerle ilgili sorduğumuz soruya da her iki başkanımdan da yanıt bekliyorum. İsterseniz İbrahim Ali Başkanı'na devam edelim. Buyurun efendim. Suriye konusunu sordunuz evet, sanırım. Evet. Aslında şöyle bir şey söyledim tam olarak. Biliyorsunuz bu konuyu en iyi yöneten şehirlerden biri oldunuz. En çok çilesini çeken şehirlerden biri de siz oldunuz. İşin güvenlik kısmı önemli ama işin ekonomik de bir kısmı var. Ne durumdasınız? Uyum var mı? Neler yapılmalı? Eksik gördüğünüz bir şey var mı? İhtiyacınız olan bir şey var mı? Bunları soruyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi biz zaten Suriye ile Tel Abyad diyelim ki bu sınıra yakın bölgelerde daha önce aynı iklimi, aynı akraba topluluğu yaşayan bir bölgenin bir tel örgü çekilerek ayrılmış sınırlarız. Bu bölgeyle Suriye'nin dokuyumu zaten var. Zaten bölgemizde Halil İbrahim sofrası denilme münasebetiyle biliyorsunuz burada
misafirperver, hoşgörülü bir anlayış hakim. Evet, bunca yıl burada misafir edildi. İllaki manevi bir sebepleri vardır. Burada Türkiye'nin en az olayı yaşandı. Burada en az burada sıkıntılar yaşandı. Buradaki insanlar çok hoşgörülü, affedici insanlardı. Burada iki çocuğunu diyelim Suriyelilerden bir kazaçı sonucu rahmetli olmasına rağmen, sahipleri çok güçlü olmasına rağmen hayır dedi, onlar misafirdir. İsteyerek olmadı. Bir kişinin yaptığını bütün topluma mal etmeyelim. Ben affediyorum dedi. Böyle bir, o kadar bir hoşgörülü, engin yürekli davranışlarındadır. Tabii ekonomik olarak o bölgenin fakirleri bizde kaldı. Mali gücü yüksek olanlar Antep, Mersin, İstanbul, Ankara'ya dağıldılar. Burada 10 yıldan beri aşağı yukarı biz 500 bin kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Şehir merkezimizin nüfusu 1 milyondu ve 500 bine ev sahipliği yaptık. Ve suç oranı derseniz Türklerden daha az suç işleme oranı olmuştur. Emniyet verilerine göre. Evet, ona göre evet. Ama ekonomik olarak da tabii ki burada illaki sıkıntılar oldu, oluyor. Biz Urfa olarak beklentilerimizi bulamadık. Nedir bu beklentilerimiz? Şimdi biz bu kadar sıkıntısını çektik, cefasını çektik, halen çekiyoruz, halen çekmeye de devam ediyoruz. Ancak sınır ticaretiyle ilgili burada Şanlıurfa'ya bir haksızlık oldu. Diyelim burada açılınca başka bölgelerden ticaret hacmi yüksek, biz burada ne hikmetse bürokrasi engeli aşılmadı, gelen taleplere göre söylüyorum. Bu bizim sınır kapımızdan yeterince ticari amaca ulaşılmadı. Aslında bunca yıl eğer cefasını çekmişseniz ekonomik olarak da artık Urfa hak ettiğine inanıyorum. Bununla ilgili ne hikmetse olmadı. Artık illaki büyüklerimizin bildiği bir şey vardır diye kapatıyoruz mevzu. Ekonomi olarak bize kayıtlı üye sayısı zannediyorum diyelim ki 500 civarında, başka illerde 5000 civarı. Burada yatırımcı sanayi olarak diyelim 3-4 tane varsa başka yerde 30 tane 100 tane var. Burada esnaf olarak çalışanlar diyelim 100 ise dışarıda 500. Onun için biz burada bu insanların evet bitti, topluma, ekonomiye ne kadar katkıları oldu artık istatistiklerde bellidir. Yavaş yavaş gitmeliler. Artık Urfa bu kadar yükü kaldırmakta zorlanıyor. Evet. Teşekkür ederim başkanım. Aynı soruyu Mehmet Kaya başkanımıza da yöneltiyoruz. Halil başkanım Suriyelilerle ilgili fikrini söyledi ama ben bazı konularda Suriyelilerle ilgili rahatsızım. Şanlıurfa'da. Rahatsızlığımın sebebi tamam kardeşiz, komşuyuz. Savaş olduğu zaman gerçekten ben de bir komşu olarak onları bağrıma basmayı, elimden gelen her şeyi yapmayı isterim. Ama bu savaş esnasında 25 yaşında, 30 yaşında gençleriyle birlikte, hanımlarıyla çocuk, hanımları alalım, çocukları alalım, yaşları alalım. Ya bana göre 25-30 yaşında bir kişi kendi toprağını bırakıp buralara kaçıp geliyorsa, her gece keyfine bakıp nargilesini içiyorsa, eğleniyorsa ben onu kabul etmem. Ama hanımı, çocuğu, yaşları alalım. İş gücümden bahsediyorlar. İstiyorum. Benim Şanlıurfalılarım zaten ta batıya kadar iş gücü olarak oraya gidip çalışıyorlar. Benim iş gücüne onun ihtiyacım yok ki. Benim Şanlıurfa'daki fakirim ta buradan Samsunlara kadar fındık toplamaya gidiyor. Adamlara kadar pamuk toplamaya gidiyor. İş gücüne ihtiyacım yok onun. Savaş esnasında ama bunların benim üzüldüğüm konu, benim Şanlıurfa'nın kültürel yapısıyla, tarihi yapısıyla hakikaten güzel, çok güzel bir şehir. Bunlar biraz o şeyimizi de bozdurar, dengemizi de bozdurar. Kültürel yapımızı, yaşam tarzlarına. Yani yine de savaştır, biz kabul ediyoruz. Kardeş, ensardır diyoruz, onları kabul ediyoruz ama böyle genç, yetişmiş gençleri gelip her akşam oturup nargile içmeye, ben onlara rahatsız olduğum için açıkçası. Ama bunların gidişlerini de bekliyoruz yani. Şu an artık gitmeliler yani. Doğru diyorsun. Artık gitmeliler. Evet. Gelecek yapımız da bozacaklar. Biz ona yalnız gelecek kültürel yapımızı. Şehrimizin şeysini oynayacaklarını, bozacaklarına inanıyorum. Ondan dolayı korkum. Gitmelerini istiyorum ben. Evet.
Evet. Evet, Mehmet Başkan, bazı şehirlerde eğer Suriyeliler olmasa ürünlerimiz tarlada kalır, bahçede kalır diye laflar söyleniyor. Aynı durum Şanlıurfa içine geçer mi? Bizim her yıl 65 bin çocuk doğuyor burada. Oo. Türkiye'nin en genç nüfusu. Biliyorum onu, biliyorum. Burhan Bey, ben diyorum ki bizim yıllardır gördüğümüz hakikaten insanlarımız ta Adanalara, Samsunlara, İç Anadolu'ya gidip çalışan insanlarımız var Şanlıurfa'da. Onlar varken, ha ben buna da karşıyım. Benim iş yerimde hakkı 100 TL'se 100 TL vereyim. Benim memleketlim çalıştı. O 20 liraya çalışmasın. İstemiyorum onları. Ha, tamam. Bütün mesele o zaten. Evet. Aslında programımızın da bir taraftan sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben bu programda iki tane güzel şey duydum. Onları tekrarlamak istiyorum. Bir, Türkiye'nin hazinesi Şanlıurfa dedi başkanlarım. Çok doğru. Çünkü hem tarımıyla hem turizmiyle hem de sanayisiyle bu hazine. Ama aynı zamanda Türkiye'nin en stratejik kenti dediler. O da pamuğuyla, buğdayıyla, yine turizmiyle ve jeopolitik konumuyla gerçekten stratejisi ve hazinesi. Vahap Bey, sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Sonra da başkanlarımdan bir son mesajlarını alacağım. Programımızı kapatacağız ardından. Buyurun, söz sizde. Açıkçası birçok ilin, özellikle Anadolu'daki birçok ilin kıskanacağı bir ilimiz Şanlıurfa. Zaten sohbetlerde, işte çeşitli gezilerimizde falan çok sıklıkla duyuyorduk. Zaten biliyorum, ciddi anlamda Şanlıurfa'ya yatırım gidiyor. 5. Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulma aşamasına gelinmiş olması ve de İbrahim Halil Başkan söyledi, eğer orayı da kurarsak o sebeplerin büyüklüğü bakımından herhalde Türkiye'de 5. sıraya gelecek. Müthiş bir şey bu ve hala da istek devam ediyor. Ben şeyi biliyorum, yani mesela ben biliyorsunuzdur, Malatyalıyım. Malatya'daki iş insanlarının bir bölümünün ya da Malatyalı olup İstanbul'da olanların bir bölümünün Malatya'ya yatırım yaparken mutlaka bir de Şanlıurfa'ya gitmem lazım diyenler var ki geldiler de. Dolayısıyla bu yönüyle hakikaten çok şanslı bir kentimiz. Zaten tarımda söylemeye gerek yok. Ben ama şu şeyi de, öneriyi de söylemek isterim. Mutlaka yapıyorsunuzdur ama Mehmet Başkanım, pamukla ilgili özellikle yabancı markalar, dediğiniz çok doğru, ünlü, dünyaca ünlü markalar ille de Amerikan pamuğu, Amerika'nın şu pamuğu olsun diye tarif ediyorlar, şart koşuyorlar. Belki biraz işin lobisini, propagandasını yapıp onlara kabul ettirmek lazım. Temelden kabul ettirmek lazım. O zaman onu da keserler diye düşünüyorum. Böyle toparlamış olayım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Mehmet Başkanım'la devam edelim. Son bir mesajınızı alacağız başkanım. Hem diğer il ekonomilerine hem de Türkiye için. Ya benim mesajım, son mesajım, Türkiye Birleşik'ten gerçekten şu günlerde tarımdan olan krizden, gıda krizlerinden, buğday krizinden, bu fiyat enflasyonundan dolayı biraz sakin olalım, biraz daha duyarlı olalım. İnşallah bunun hepsinin üstesinden, altından kalkacağımıza inanıyorum, daha iyi olacağımıza inanıyorum. Şimdi bu bazı şeyleri konuşuyoruz dışarıdan, yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada bir kriz var şu anda, bütün dünyada bir sıkıntı var. Ama biz bunları göğüs gererek, hiç şeye girmeden, strese girmeden, daha kriz yaratmadan bunu aşacağımıza inanıyorum. Hep birlikte ülke olarak el ele verirsek bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum. Ülkemiz gerçekten cennet gibi bir ülke. Ben de birçok ülkeyi gezdim. Güneşi var, toprağı var, suyu var. Bana göre cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz ve ülkemize sahip çıkalım. Ülkemizde el ele verelim. Bu işin de inşallah yavaş yavaş altından kalkacağımıza, daha iyiye gideceğimize inanıyorum. Yeter ki biz şevkli olalım, devamlı duyarlı olalım ve sıkıntı ve stresimize, sıkıntılarımızı atlatalım. Devamlı olarak bir şeyle, beklentiyle, güzel duygularla, güzel beklentilerle yaşamaya çalışalım. Ama hepimiz birbirimize el ele verelim. Temennim bu. Çok teşekkür ederiz başkanım. İbrahim Halil Başkanım da sonuçta. Buyurunuz efendim. Evet.
yatırımcı sağlam limanı arar. Türkiye'nin en sağlam limanı Şanlıurfa. Gerek ekonomik gerek güvenlik olarak en sağlam liman. Orta Doğu'nun pazar kapısı. Yaptığınız yatırımı 5 yılda fabrikayı amorti ediyorsunuz. Bir fabrika yatırımı yapıyorsunuz. 5 yılda burada hükümetlerin verdiği ve zeminin, altyapının, ham maddenin merkezi olan Şanlıurfa'da 5 yılda bir fabrikayı amorti ediyorsunuz. Orta Doğu'ya buradan istediğiniz gibi pazara gidebiliyorsunuz. Dünyanın yaşayan her insan Şanlıurfa'yı görecek ve insanlığın başlandığı tarih Şanlıurfa'yı görecek. Biz burayı iyi satabilirsek. Turizmle ilgili yatırım yapıyorsanız eskiden bir otel yatırımı 25 yıldır amortisi. Şimdi bu şartlarda 6 yılda, 7 yılda amorti ediyorsunuz turizmle. Böyle bir imkan var ise sanayiyle ilgili, turizmle ilgili ve tarımla. Teknolojik tarımı artık dünya gıdayla ilgili bir yarışa geçecek. Gıda ihtiyaçlarına talep çoğalacak. Burada teknoloji tarım yatırımlarıyla ilgili şehrimizi önce kendisini doyuracak yatırımcı. Şehrimizi doyuracak, Türkiye'yi ve Avrupa'yı doyurabilecek nitelikte bir altyapıya sahip olacak. Burada çok saflı milyarderler var. Eğer buraya donanımlı yatırım yapan iş insanlarımız geldiği takdirde Türkiye'nin en sağlam geleceği kalkınma olarak Şanlıurfa'ya yapılan yatırım olduğunu tekrar yineliyorum. Ve bu bölgeye her anlamda topraklarımızı koruma adına, sanayimizi geliştirme adına, turizmi en iyi yerlere satma adına ve İslam başkenti turizmde olma konusunda ideal bir şehirdir. Buna hep birlikte ülke meselesi olduğunu yineliyorum. Sahip çıkalım ve hepinize saygılar sunarım. Teşekkür. Biz teşekkür ediyoruz. Dünya Ailesi adına Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İbrahim Halil Pelte'ye, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mehmet Bey'e biz de hem saygılarımızı sunuyoruz hem de teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katılıp Şanlıurfa'yı anlattıkları için. Elbette Şanlıurfa 3 dakikada anlatılabilecek bir şehir değil. Gastronomisiyle, Balıklı Gölü'yle, burada bahsedemediğimiz pek çok özelliğiyle. İnşallah daha ilerleyen günlerde başka bir program yaparız Şanlıurfa için. Şanlıurfa'nın güzelliklerini Türkiye'nin gündemine getirmeye devam ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta başka bir şehirle buluşmak üzere. Hoşça kalın.